Dan Brown'un son kitabı Cehennemi Çeviren Petek Demir'le yaptığımız sohbetin ardından şimdi ne yapacağız arkadaşlar diyorum ve nereye gidiyoruz bakalım? Denizli'ye gidiyoruz. Denizli Cam Bienali hakkında konuşacağız. Hatta konuğumuz Ömür Duruerk var. Alo. Merhaba. Merhaba. Sesiniz biraz az geliyor ama. Sesim az mı geliyor? Evet, onun dışında bir sıkıntımız yok. O zaman ne yapalım? Telefonunuzun sesini biraz daha açar mısınız? Şimdi nasıl? Tamam. Tamam. Peki. İkinci Uluslararası Denizli Cam Bienali hakkında konuşacağız dedik. Bienal küratörü ve organizatörü Ömür Duruerk'ten bilgi alacağız dedik. Evet. Buraya kadar her şey yolunda. Peki ne yapıyorsunuz? Birincisini de siz mi düzenlediniz? Evet evet. Ben Karma Tasarım Atölyesi'nin sahibiyim aynı zamanda. Biz kendimiz de zaten camla çalışan insanlarız. Nerede çalışıyorsunuz? İstanbul, efendim? Ankara. Efendim? Siz nerede çalışıyorsunuz? İstanbul'da mı, Ankara'da Denizli'deyiz. Mı? Denizli'deyiz. Biz de Denizli'deyiz. Denizli'desiniz. Evet, çok güzel. Zaten o yüzden Denizli'yi cam sanatıyla tanıştırmak ve bunu her aşamadan insana paylaşmak için bu işe 2 yıl önce baş koyduk. Bu teklifimizi de Denizli Belediyesi'ne sunduk. Onlar da sağ olsunlar desteklediler bizi. Ve biz ilkini 2 sene önce gerçekleştirdik. Cam aslında bizim kültürümüzde olan bir malzeme ama bu hep daha çok kullanılabilir fonksiyonel eşya açısından hayatımızda. Biz bunu sanat malzemesi olarak algılatmak için ilk önce çıktık bu yola. Yine 2 sene önce Mayıs ayında. Ve bunu her kesime aktarmak istiyoruz. Yani bir sanatçı da bunu heykelinde kullanabilsin. Halktan gören bir insan da bunun sanat malzemesi olarak kullanıldığını anlayabilsin gayesi gidiyoruz. Festivalimizde zaten 2 sene önce yine kent merkezinde oldu. Oraya kurduğumuz atölyelerle yurt dışından davet ettiğimiz 5 tane konuğumuz canlı cam gösterileri yaptı. Oda tiyatromuzda konferanslar gerçekleşti. Ve bizim bu sene de yine Viyana'mızda olacak olan efsaneleşen bir artık bizim festivalimize, etkinliklerimize özgü olsun dediğimiz katılımcıları ve sanatçıların hepsinin elinin değdiği bir tane ortak eser çıkarma fikrimiz oluştu Viyana'larımızda. Deniz'in horozu çok meşhurdur biliyorsunuz. Evet. 2 sene önce biz bu horozu cam boncuklardan yaptık. Yaklaşık 2200 tane parça vardı üzerinde. Katılımcıların her biri uzmanlı arkadaşlarımız yardımıyla hayatlarında ilk defa ateşin karşısına oturup kendileri cam eritip cam boncuklarını yaptılar. Sanatçılarımız da diğer parçalarını yaptı. Bir kısım ibiğini, bir kısım ayağını, bir kısım sanatçımız gözünü çalıştı. Ve daha sonra bunlar daha önceden hazırlanmış olan bir plakanın üzerine monte edilerek heykel haline getirildi. Bu sene de yine bu mantıkta 2000 yıl önce Laodikya kazılarında ortaya çıkmış bir 2 tane horoz dövüşü sahnemiz var. İki horozun birbirine bakmasına, o yüzden onu dövüş diye yorumladık artık. O horoz dövüşünü bu sene de boncuklardan ve cam parçalardan üretiyoruz. Konuklarımızdan bahsetmek istiyorum sizin için de uygunsa. Evet. Bu sene efsane koyduk biz Bienalimizin konseptini. Çünkü yaşları 65 ve 75 arasında değişen 4 konuğumuz var. Ve bunların hepsi 10 yaşından beri camla çalışan insanlar. Ve bugün dünyada alevle çalışma sektöründe adları duyulduğunda gerçekten birçok insanın nefesini kesen isimler bunlar. O zaman bu isimleri bir de sizden duyalım. İtalya'nın Murano Adası'ndan konuklarımız var. Vittorio Constantini ve Lucio Bubacco adında. Bunlar Vittorio birebir mikroorganizma şeklindeki canlıları cama aktarıyor. Lucio Bubacco daha çok insan figürleriyle, mitolojik insan figürleriyle bilinen bir sanatçı. Zaten yaşamının büyük bir kısmını Amerika'da geçiriyor ve orada eğitimlerle ve sergilerle geçiyor hayatı. Amerika'dan Gianni Tosso adında, yine bu da Venedik kökenli bir ustamız var, cam sanatçımız var. O da yine insan figürlerinde ve daha çok kültürel yaşadığı bölgenin kültürünü cama aktaran insan figürleri diyelim. Çünkü hep eserlerinde bir hikaye takip ediyor. Bu konuda uzmanlaşan bir konuğumuz var. Ve dünyada scientific glass blowing diye geçen, Türkçe'ye de çevirirsek bilimsel cam üfleme, bu mümkün olduğunca mükemmellik derecesinde camın her tarafını eşit yapan laboratuvar malzemeleri gibi artık hani sonucu hayati önem taşıyan ürünler dersek, onunla çalışan ve bu bilgisini sanata dönüştüren bir
dünyanın ilk kadın camcılarından Sally Fresh konuğumuz. İsviçre'den Julian Denton adında birçok cam eserini, yine o da mitolojik ve efsaneleri cama aktaran bir konuğumuz var. Türkiye'den Önder Küçükerman hocamız var. Kendisi endüstri ürünleri tasarımcısı ve bugün birçok Türkçe olarak okuduğumuz cam kitabının yazarı kendisi. Önder evet. hocamız konferansıyla bize katılacak ve Türk camcılığın gelişimi hakkında bizlere bilgi verecek. Anadolu Üniversitesi'nden Mustafa Ağatekin gelerek camın farklı bir boyutunu, füzyon tekniğinde bize cam gösterisi yapacak. Aynı zamanda Türkiye'de sanatsal cam ne durumdadır konulu bir konferans verecek bize. Bizim ilimizde, Denizli'de cam sanatı gerek endüstriyel olarak gerekse sanatsal açıdan gelişmiş bir durumda aslında. El yapımı Çeşme Bülbüller Denizli'de yapılır. Belki bilginiz vardır. Hiçbir bilgim yok. Öyle mi? Bu evet. aslında daha çok yurt dışı pazarda çalıştıkları için yurt içini biraz ihmal ediyorlar bence. O yüzden biz bunu her etkinliğimizde, yani geçen Biennial'imizde de vardı, bu Biennial'imizde de onların ürünlerini buluşturup aktarmaya çalışıyoruz bu bilgiyi. Yine otocam sektörünü de biraz işin içine almak istiyoruz ve İrfan Duman'ın endüstriyel cam sanayi konulu bir konferans olacak yine. Bunun dışında dünyada atölye cam hareketi hangi gün olacak? 24, 25, 26 Mayıs'ta her günde 3 konferansımız var bizim. Şimdi ikinci güne mi geldik, birinci gün etkinliklerine mi? Çünkü şu anda önümde internetteki sayfanız açık. Şimdi buradaki ben aslında hızlıca tüm güne, birinci güne geçtik. Tamam. Önder hocamızla birinci günü tamamladık. İkinci günün konferansına geçtik. Tekrar ikinci günün diğer konferansına geçtik. Üçüncü güne geçelim o zaman. Tamam. Zaten şöyle bizim programımızda da dikkat etmişsinizdir. Her sanatçının her gün gösterisi ve her gün belli miktarlarda konferans koymaya çalıştık ki bizim şehir dışından çok katılımcılar oluyor etkinliğimize. İzmir'den, İstanbul'dan, Eskişehir'den, hatta bu sene Adıyaman'dan 10 kişiyi misafir edeceğiz camla ilgili. Dolayısıyla şehir dışı gelen katılımcıların da belli oranda belli sanatçıları izleyip faydalanabilmesi için programı da homojen bir şekilde hazırlamaya çalıştık. Çok güzel. O yüzden ikinci günde de bir şey atladıysak muhakkak üçüncü günde tekrar yer alıyordur. Ama bunlar birbirinin tekrar olarak değil de, yani sanatçıların her biri bir gün kendi ürünlerini yapıyor. Ama o sanatçıyı, bizim özellikle camda vizyon ve el görme çok önemlidir. O sanatçının oradaki çalışmasını görmek bile katılımcılar için büyük bir heyecan nedeni zaten. Çok doğru. Yine üçüncü güne geçersek 26 Mayıs pazara, üç sanatçımızın da yine bugün dört sanatçımızın da gösterisi var. Aynı zamanda bizim farklı cam tekniklerini de gösterme amacı güttüğümüz için kristal cam kesme etkinliğimiz var. Denizli'li bir tane cam ustamız. Siz kendi tasarımınızı yapıyorsunuz kağıtlarınızı evet. ustamıza verdiğinizde, ustamız bunu kazıyarak bardağa aktarıyor ve sizin tasarımınız bardakta kalıyor. Bu çok beğenilen bir etkinlik olmuştu 2 sene önce. Bunun tekrarını aldık. Çok güzel. Yine geri dönüşüm bilincini insanlara aktarmak için şişe boyama etkinliklerimiz oluyor. 3 günde de var bu etkinliğimizde. Özel füzyon boyalarını, cam boyalarını ve cam şişeleri katılımcılara veriyoruz. Bunlar daha önceden aldıkları sıra numarasıyla şişelerini boyuyorlar, numaraların üzerine yazıyorlar ve biz 2 gün sonra fırınlayıp katılımcılara tekrar şişelerini iade ediyoruz. Evet. Bu sürede bu cam şişenin bir işe yaradığını gören katılımcı da camın aslında geri dönüşebilir bir malzeme olduğunu, bunu zaten etkinlikten önce kendilerine bilgi olarak veriyoruz mutlaka. Sadece bir boyama etkinliği gibi düşünmüyoruz. Bu bilinçle de onları kumbaralara yönlendirmiş oluyoruz ve sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Harikasınız. Teşekkür ederim. Biennial'imizi yine son gününe gelirsek. Gelelim, sonra da bitirelim zaten. Tamam. Bu heykelimizin açılışı ve Biennial fotoğraflarından oluşan bir sunumumuz var. Yine bunun yanında 3 gün boyunca Denizli gezileri, Babadağlılar Çarşısı, Çamlık Park, Pamukkale, Hierapolis ve Leodikya gezilerimiz var. Biennial'imizdeki bütün etkinliklerimiz ücretsiz. Herkesi bekliyoruz Biennial'imize, Denizli'ye diyelim. Evet. Sizi duymuyorum. Alo. Şimdi duyuyorum. Zaman zaman sesiniz gidip geliyor. Sanıyorum o bulunduğunuz yerden kaynaklanıyor. Evet, sağ
sabit durmaya çalışıyorum. Lütfen ama ne olur gidiyorum. Ömür Hanım sabit durun. Burada Dursun Bey teknik yönetmenimiz kriz geçiriyor. Eyvah gidiyor diye. Eyvah. Ne olur ne olur Ömür Hanım. Bitirmek üzereyiz zaten. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Ziyaretçiler, katılımcılar, genel olarak bu yaptığınız etkinlikle ilgili Denizli Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Denizli Cam Bienali hakkında son sözlerinizi alalım ve bitirelim. O zaman toparlarsak lütfen. Konferanslardan, canlı cam gösterilerinden, katılımcıların ve sanatçıların emeklerinden oluşan bir ürünün sergileneceği, kenti tanıtıcı turların da düzenleyici, 3 gün boyunca biz tüm Türkiye'yi Bienalimize bekliyoruz. Camın sanatsal bir malzeme olarak kullanılabilirliğini görmek ve yeni ufuklar açmak adına yapıyoruz bu etkinliği. İnşallah amacımıza ulaşırız. Herkesi bekliyoruz diyelim o zaman. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve güzel bilgileriniz için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun. TRT İstanbul Radyosu'nun hazırladığı Hafta Ortası programı devam ediyor.